Hanım, az önce herkese şarkı söylettiniz. Bana niye söyletmediniz? Ha, şimdi yandı. Eyvahlar olsun. Şimdi yandı. Hadi geçelim. Bir de al mikrofon da al bari. Benim mikrofonum var, bir saniye. Al al. Hadi bunu vereyim mi? Gel. Al bak. Gel. Olur. Ebru Gündeş göndermiş sana bunu. Şimdi sizin moralinizi yükselteceğim, size şarkı söyleyeceğim. Ve çok karanlık şeylerden konuştuk. Sen şarkı söyleyince benim moralim çok yükseliyor. Çünkü benden daha kötü şarkı söyleyen birisi var. Gerçekten hayatımda söyleyemedim. Şimdi size şarkımı söylüyorum. Söyle hayat. Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan... Arkanı dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu? Pişman mısın? Dün gece ansızın kapımdasın. Gerçekten acıdır. Gerçekten acıdır. Anlamak lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Of, of. Bravo. Helal olsun. Vallahi bravo. Bir şarkı ne kadar kötü söylenir bu. Ama çok şanslısın. Senin onlar gibi kandırılma ihtimalin hiç yok. Hiç. Yok değil mi Aslan Bey? Bir de sözlerini bilsen. Ben zaten sözlerini biliyorum. Benim sesimi herkes çok, çok beğeniyor. Çok güzel biliyorsun. Canım. Kim söyledi biz onu bana? Biz kulaklarımızı kapadık sen onu? Şarkı söylerken. Niye? Sesinin çok güzel olduğunu. Bana ailem her zaman öyle diyorlar. Hatta ses yarışmasına katıl diyorlar. Ailesi. Diyorlar. Jüride kim olacak acaba? Bilmem. Siz olsanız beni siz geçirir olsanız misiniz? Ben olsam Allah korusun. Neden? Tövbeler tövbesi. Hadi beni at kenara. Hocalar olursa... Çünkü bir profesör doktor Alaaddin Yavaşça işte ne bileyim başka hocalar olduğu vakit yani vaka onlar çok kibardırlar. Lisan-ı münasiple biraz hava al çocuğum derler. Gel Banu gel. Gel canım gel sen lisan münasip. Gel otur canım sen. Gel makyajımızı yapalım. Hava alacak. Mikrofonu ah yavru. Bakayım makyajına. Güzel olmuş mu? Olmuş. Teşekkür ederim. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.